Zemzemin Yeşil Mutfak kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere dillere destan revani tarifini yapacağım. E, şerbeti şerbetli tatlı denilince ilk akla gelen tatlılardan bir tanesi. Fakat tutturmak bazen istenilen gibi olmuyor. Bu tarifimle harika revaniler yapacağınızdan adım gibi eminim. O halde yapımına şerbetiyle başlayalım. Çünkü şerbetinin soğuk olması gerekiyor. Tenceremin içerisine 4 su bardağı e, toz şekerimi üzerine 4 su bardağı su döküyorum ve güzelce karıştırıyorum. Birinci dilim limon da ilave edip tamamen şekerini içerisinde eritiyoruz ve ocağa alıyoruz. Çırpma kabımın içerisine 3 adet yumurtayı aldıktan sonra üzerine yarım çay bardağı toz şeker ilave edip ve bir çırpıcıyla çırpıyorum. Ardından bir su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir adet portakalın kabuğunu rendeledim. İsteğe bağlı ya da limon da olabilir. Bir su bardağı yoğurdum da var ve hepsini güzelce çırpıyorum. Bir paket şekerli vanilin, bir pakette kabartma tozu var. Onu da güzelce ilave ettikten sonra kıvam alması için tekrardan çırpıyorum. İstenilen kıvamı aldı arkadaşlar. Tam da bu kıvamda olması gerekiyor. Kek gibi çok e, sulu da değil çok koyu da değil. Böyle kıvamı bu şekilde olacak. Şimdi bir borcamın içerisine arkadaşlar borcam ölçünüze dikkat edin bu arada. Çok büyük borcam ya da çok küçük olmasın. Ee, bütün kek harcımı içerisine döktüm ve bir spatula yardımıyla güzelce düzeltiyorum. Ardından 175 derecede alt üst ayarda ısıtmış olduğum fırına veriyorum. Bu arada hemen şerbetimi kontrol ediyorum ve ocaktan soğuması için kenara alıyorum. Şimdi fırından çıkarmış olduğum revanimi güzelce bir kürdan yardımıyla delikler açıp üzerine soğumuş olan şerbetimi gezdiriyorum. Bütün şerbetin hepsini döküyoruz arkadaşlar çünkü yaklaşık 4-5 saat kadar dinleneceği için çok güzel bir şekilde çekiyor. Şimdi çekmiş halini gösteriyorum. Gerçekten böyle 4-5 saate rağmen çok güzel bir şekilde çekti. O halde güzelce dilimleyelim. Ben bu oranda dilimlemek istedim. Siz dilediğiniz gibi küçük ya da büyük dilimler yapabilirsiniz. Şimdi isteğe bağlı üzerine hindistan cevizi ve toz fıstık ben kullandım. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Hatta meyve bile koyabilirsiniz. Ve devani tatlım servise ve yenmeye hazır. Servis tabağına aldığım bir dilimi şöyle doku testi gibi sizlere göstermek istiyorum. Kıvamını ve nasıl olduğuna dair. Görmüş olduğunuz gibi çatalla çok rahat bir şekilde kesilen bir tatlı. Bugünlükte bir videomun daha sonuna geldim arkadaşlar. Videonun tam da buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma like atıp ve ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.